80 öncesinin öğrencilerinden birisiyim. Aşağı yukarı bizim görüşümüze sahip insanlar, gençlerden 5000'e yakın kayıp var. Karşı görüşten belki bir o kadar vardı. Bu kayıpları engellemenin yolu toplumun bütün katmanları arasında, farklı görüşler arasında, işte Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında konuşmayı, mutabık kalınabilecek noktaları ortaya koyabilmek için bir çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı, aslında faydasının olduğuna inanıyorum. Eğer 80 öncesinde bu yapılabilmiş olsaydı, o kadar pırıl pırıl genç bugün belki yaşıyor olurdu. Sayın Fethullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında, Amerika'da Sayın Gülen'le bir araya geldiklerinde bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki, dünyanın her tarafında Müslüman ülkelere gittik, ağırlandık ama hep farklı olduğumuzu düşündük, öyle davranıldı. Bir tek Türkiye'de sizin arkadaşlarınız ağırlarken bunu hissetmedik. Sayın Gülen'in de cevabı, biz renk körüyüz. Kullandığı dil sorunlu bir dil. Yani haşhaşi, işte çok ağır kelimelerle itham edilen bir grup itham ediliyor şu an. Bir başbakanın söylememesi gereken sözlerle haşhaşilik, teröristlik vesaire suçladı. 8000'e yakın polisin yeri değişti. Pek çok yargı mensubu Allah pamuğu gibi yer değişti, oradan oraya atıldı. Buna karşılık da kimse yok mu derneğini, açık konuşalım, kimse yok mu derneğini terör safına, yani terör silahlı örgüt safına sokmaya kalkışırsanız, bu adalet duygusuna ve hukuk kavramına olan bütün güveni sarsar. Kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa o sanıkların mutlaka tutuksuz yargılanmaları şeklinde olması gerektiğini söyledi. Sonuçta Hidayet Karaca da suçsuz olduğu anlaşıldığı takdirde onun o yattığı süreyi de nasıl ödeyecek? Yo, 15'inden sonra işler inşallah değişecek.